Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine böyle parça ipleri değerlendirebileceğiniz süper bir proje yapacağız. Eskiden kalan bu oya iplerinden, elinizde varsa, tığ oyası yaparken, iğne oyası yaparken kullandığımız iplerden varsa parça o iplerinizi özellikle değerlendirebileceğiniz bir projemiz var. Zemin olarak beyaz ip kullanacağım için birkaç tane beyaz ipiniz olsa iyi olur arkadaşlar, elinizde bu şekilde. İki tane en az, bütüne yakın. Ya da farklı renkte olabilir. Krem rengi, açık sarı da olabilir veya siyah da olabilir. Bir de böyle parça ipleriniz, bakın. Çok az kalmış ipleriniz olabilir elinizde. Onları değerlendireceğiz. Parça buçuk ipler, atılma noktasında olan iplerimiz var. Bunlar tek katlı. Ben bunları katlıyorum arkadaşlar. Onunla ilgili videom var. Dörde katlayacağız bu şekilde. Dört katlı yapacağız. Bu şekilde sararsanız daha az açılıyor. Tabii açılıyor mutlaka naylon ip. Şimdi hemen modelimizin yapılışına geçebiliriz arkadaşlar. Tığımda 5 numara 1.50 milimetre arkadaşlar tığım. Hemen yapmaya başlayabiliriz projemizi. Şimdi 4 tane ipim var arkadaşlar, bu şekilde beyaz. Birini böldüm diğer bir makaraya. Tabi dolaşıyor dediğim gibi. Hemen şimdi bunlardan birer tane alacağım. 4 katlı ip yapacağım. Evet arkadaşlar, bakın 4 katlı ipimi alıyorum. Başlangıç düğümü yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 5, 10, 50 artı bir tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 51 tane. Şimdi 50 tane zincirimi çektim. Artı 1. Şimdi arkadaşlar bu artı 1 duruyor. Bir önceki zincirime batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 50 tane sık iğne çalışacağım arkadaşlar. Ya da siz kullanacağınız büyüklüğe göre ayarlayabilirsiniz. Ben orta boy bir çanta yapacağım bundan. Siz ipiniz çoksa daha da fazla yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi son zincirime de batıyorum. 50 tane sık iğnemi yaptım şimdi arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. İlk sık iğneme batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ay pardon, böyle batmayacaktım. Şöyle batıyorum geriden. Sadece arkadaki kısmını alacağız ilmeğin. Evet. Bu şekilde çalışacağım başa kadar arkadaşlar. Geriden alarak. Evet arkadaşlar, şimdi sıranın sonuna yaklaşıyoruz. Bir, en sonuncuya da batıyorum. Yine 50 tane sık iğnemi yapmış oluyorum. Sadece arka tarafa batarak, bakın buradaki ön kısmı duruyor arkadaşlar. Şimdi burada tekrar burayı bırakıyorum, bakın. Bu şekilde bırakıyorum. Renkli ipimi alıyorum. İçinden geçirerek bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıkıyorum. Bir tane daha çekiyorum. İkinci zincire bir, ikinci zincirime batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sonra sıkıyorum tekrar alt taraftan ve dönüyorum. Yine arkadan ilk ilmeğin yarısına batıyorum. Bakın şu bir tarafı duruyor. İkinci kısmına batıyorum. Ve ipleri arada tutarak
bir tane sık iğne yapıyorum. Beyazımı bırakıyorum burada. Pembeleri alacağım. Topluyorum. Pembelere de batarak, pembe ipi de arada koyarak yine arkaya batıyorum. Ve sık iğnelerimi yapıyorum. İplerimi kesiyorum buradan. Keserek yapıştırıyorum buraya. Şimdi devam edeceğim aynı şekilde arkadaşlar. Sadece arkaya batarak devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sona yaklaşıyorum. Şimdi şurada bir tane daha ilmeğim var aslında. Sonuncu ilmek şuradası. Şu. Ona batmıyorum arkadaşlar. Dönüyorum. Ve yine arkadan ilk ilmeğime batıyorum. Zincir bu. İlk ilmeğime batıp dönüyorum. Yine arkadan alarak çalışıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna yaklaşıyorum. Şimdi en son ilmeğe de batıyorum yine. İpim katlı olduğu için, bir de sıktırdığım için orada. Evet, zor batıyorum. Ona da battım. Yine toparlarken bunu içe alıyorum. Beyazımla geçiyorum. Sıkıyorum. İki tane zincir yapıyorum burada arkadaşlar. Ve pembeyi sıktırıyorum. Yine elimle tutuyorum. Bir ikinci beyaza batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Yani bu tarafta arttırıyorum aslında, kenara çıkıntı yapabilmek için. Şimdi pembeye batarken diğer pembeyi de alıyorum, arada tutuyorum. İkinci ilmeğe batıyorum yine arkadan. Tutuyorum. 4 ya da 5 ilmek yapıyorum bu şekilde arada tutarak. Şimdi buradan kesiyorum yine. Yapıştırıyorum buraya arkadaşlar, çıkmasın diye. Çünkü naylon ipler çabuk çıkabiliyor. Evet. Şimdi bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Burada arttırıyorum bir tane ilmek. Bu tarafta da eksiltiyorum. Bakın burada eksiltiyorum. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğim. Hep 50 ilmek yaparak devam ediyorum. Izgara dediğimiz desen, oluklu bir desen oluşturuyoruz arkadaşlar bu şekilde. Evet, şimdi bu şekilde devam edeceğim ben bu çalışmama. Renkler koyacağım. Bu iplerim arkadaşlar, renkli olanlar 5x4. 4 katlı yaptığım için 5 metreye 4 kere yaparsanız, 4'e katlayarak yaparsanız 20 metre kadar ip olduğunda her renk için sizin için yeterli olur arkadaşlar. Yani bu model için. Dediğim gibi daha çok ipiniz varsa daha büyük modeller çalışabilirsiniz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi, dediğim gibi bu tarafta artıyor. Bu tarafta eksiliyor. Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Bunu örmeye devam edeceğim. İstediğimiz büyüklüğe gelene kadar devam edeceğim. Sonra tekrar göstereceğim sizlere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde parçamızı ördük, tamamladık. Şimdi onun ölçülerini vereyim ben size.
Şimdi şu uçtan başlıyorum. Ölçüyorum. Bu uca kadar 36 santim arkadaşlar. Şimdi burası da şimdi daha önce 50 ilmek yapmıştık. Burası da şimdi bu verimini ölçtüğüm zaman 13 santim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bir parçamı hazırladım. Bakın şu şekilde şöyle göstereyim. Bereye bir parça hazırladım. Şimdi burası ters kısmı. Burası düz kısmı işimin. Bakın. Bu kısmı içe geçiriyorum. Şu şekilde tutuyorum parçamı. Diğer parçamı da şimdi kahverengiyle bitirdim arkadaşlar burada. Beyazla başlamıştım. Kahveyle bitirdim. Şimdi bu şekilde yapıp sonuna geldim. Şimdi buradan kahverengi ipimi bitirip keseceğim. Bismillah. Son ilmeğimi de yapıyorum. Biraz paylı kesiyorum. Şu bir tanesi ekliymiş zaten. Onu çekiyorum o şekilde. Bana zaten bir tanesi lazım bunların. Bu şekilde kesiyorum. Bir de burada beyaz ipim var arkadaşlar. Bir önceki kalan beyaz ipim. Onu da paylı olarak keseceğim. Dikmek için. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde iplerimi keserek hazırladım. Hemen iğnemi buluyorum. Evet arkadaşlar, iplerden sadece bir tanesini iğneme takıyorum. Diğerlerini kesiyorum buradan. Onu da alıyorum. İlk önce şuradan bir tane düğüm atayım ki açılmasın onlar. İki yaptım. Evet, şimdi arkadaşlar yapmam gereken şu parçayla şu parçayı üst üste getireceğim. Beyazın tırtıklı kısmı burada kalacak. Şu düz kısmının üzerine yerleştireceğim. Modeli devam ettiriyormuş gibi göstermek için. Hafif de geride tutacağım. Yani şu tırtık olayını bozmamak için. Evet, şimdi bu şekilde başa geliyorum. İğne ardı, elle makine dikişi dediğimiz teknikle sağlamca dikiyoruz arkadaşlar. Dikkatinizi çekeyim. Çok sağlam olması lazım dikişin. Evet, şimdi bu şekilde dikerek başa kadar gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi başa kadar geliyorum. Başta yine düğüm atarak bitiriyorum burada. Buradan ipimi keseceğim. Şimdi alt tarafa geliyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde yerleştiriyorum. Ek yerimiz neresi? Burası değil. Burasıymış. Diyormuşum. Çok düzgün diktiğimiz için bakın şurası ek yerim arkadaşlar ama hiç belli olmuyor. Farkındaysanız bakın. Şimdi şu kısımdan beyaz ipimi alacağım. Şöyle çevirebilirim. Daha rahat dikmek için şurada iplerim. Yine ipimi takacağım iğneme, bu kısımdan dikeceğim. Şimdi arkadaşlar yine tek kat ipi taktım, diğerlerini bıraktım. Bakın şimdi burada ipimi alıyorum. Şuradan geçiriyorum. Bir de bu taraftan geçiriyorum. Şurada eğer beyaz ipler dışa çıkmışsa arkadaşlar, buradaki gibi, onları iç tarafa çekiyorum. Şunları içe yerleştirerek dikeceğim. Eğer varsa.
aynı şekilde buradan alıyorum. Bu taraftan alıyorum ama çok büyük almıyorum ipleri ki çok belli olmasın. Dediğim gibi arada bir kontrol edin. Dışarıda kalan beyaz ip varsa onları toparlayın içe doğru. Evet arkadaşlar, bu şekilde dikeceğim bu kısmını da. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde dikerek tamamladım bu kısmını da. Şimdi fermuarını dikeceğiz. Fermuarını dikmek için de biliyorsunuz bununla ilgili videom var arkadaşlar. Şu şekilde çevireceğim. Bir santim kadar. Şimdi arkadaşlar burada fermuarım biraz kısa olacak. Evet arkadaşlar, biraz açtırdığım açılabilen bir örnek. 19 santime yakın çanta. Burada bir fermuarım var arkadaşlar. Fermuarım daha kısa. 18 santim. Şimdi şuralarda kenarında kalması gerekiyor biraz zaten. Ben tam ucucuna dikmiyorum. Şöyle 1 santime yakın bırakacağım buradan. Bu şekilde dikeceğim burayı. Rahat açıp kapanabilmesi için. Şimdi fermuarımı açıyorum. Şu kısmı dediğim gibi şu şekilde, bakın. Şurada 1 santime yakın, tam 1 santimde değil, bir boşluk bırakıp ondan sonra başlıyorum. Yani şu şekilde başlıyorum. Şurasını dikmeyeceğim. Evet. Şimdi şöyle yaparak başlıyorum. Dediğim gibi bunun videosu var. Bunu çok teferruatlı anlatmayacağım. Kalan kısmını oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde çantamızın fermuarını diktik. Paylarımızı da yukarıya doğru kaldırıyoruz. Bakın. Bu şekilde çantamız hazır oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi buna isterseniz sap yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Kalem çantası olabilir, makyaj çantası olabilir, telefon çantası olabilir. Birçok yerde kullanabileceğiniz. Şimdi bitmiş, hemen ölçülerini vereyim arkadaşlar. En son bir daha birkaç sefer ölçtüm ama yine de vereyim tekrar. 18 santime 11 santim, 11 santim, diğeri de 18 santim. Bir çanta oldu arkadaşlar. Bu şekilde minik bir cüzdan çanta şeklinde. Dediğim gibi birçok amaçlı kullanabileceğiniz mini bir çanta yapmış olduk. Hem de kalan ipleri değerlendirdik. Sizin farklı ipleriniz varsa, yünleriniz varsa, farklı ipleriniz varsa onlarla da aynı bir şekilde bir çalışma yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.